Şimdi bugün şu soruya da cevap arayacağız birlikte. Şimdi bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka sanki böyle bir sürreal bir şeyden bahsediyoruz. Bir böyle şey var, işte yapay zekalar dolaşıyor, öğreniyorlar, hayatımızın içine giriyorlar, işlerimizi alacaklar gibi bir algı. Bir şey yazarız, çok zengin oluruz bir yılda, iki yılda, ooo parayı vururuz algısı. Şimdi bunların hepsinin detaylarını soracağım hocam. Şimdi, bu sene yazılımla ilgili bölüm ekledi. Yapay zeka mühendisliği ekledi Hacettepe'de. Bir kere burayı seçecek arkadaşlarımın en önemli özelliği ne olması lazım? En önemli özelliği çok sabırlı olmaları ve uzun süreler konsantre olabilmeleri ve sürekli öğrenmeye açık olmalı. Çünkü özellikle yapay zeka alanında haberlere de sızıyor ama haberlere sızmayan çok fazla da çalışmalar var. Hı hı. Her an yeni bir şey oluyor. İşte diyelim 2 sene önce böyle bir şey olmaz dediğimiz şey bugün oluyor. Bunun nedeni sadece programlama değil, bir takım aletler de artık daha ucuza elde edilebiliyor falan ve o araştırmalar tabana yayılıyor. Hı hı. Ama normal olarak bu çocukların şunu da kabul etmeleri lazım. Bir, böyle büyük proje gibi olan çalışmalar muhakkak takım halinde. Yani bir takımda herkesin yükünün eşit dağıldığı, bilgisine göre işini yaptığı sistemlerde çalışacaklar. Ben odama çekilirim, işimi yaparım devri değil artık. Şimdi bir kere sayılarla arası iyi olacak. Evet. Arkadaşlar bakın hoca diyor ki sabırlı olmak lazım. Hani böyle bilgisayar mühendisi oturdun 3 saatte bir yapay zeka yazılımı yazdın. Zengin oldun öyle bir seçenek yok. Yani ciddi çalışma. Hocam mesela siz şu anda bir çalışma yürütüyorsunuz. Kaç yıldır yürütüyorsunuz? Bu 6 yıldır devam ediyor ama belki 20 yıl daha devam edecek. Ya, yani hani büyük projeler, büyük sabır, sebat, süreklilik isteyen işler. Şimdi bu Hollywood filmlerinin etkisiyle zannediyorum evet. Çok kolay bir şeymiş gibi algılanıyor. Bunu düzeltmemiz Ali, lazım. Alev aklıma şey geldi. Hı-hı. Bu Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü oynadığı Vizyon Tele vardı. Zeki Müren de bizi görecek mi? O değil. Esas şimdi işte hani böyle bir televizyonla ilgili gelip böyle bir haber ederler buna. O da der ki şerefsiz mi benim de aklıma gelmişti falan. Sonuçta gençler şu anda yazılımla ilgili, yapay zeka ile ilgili cep telefonlarında görmüş oldukları uygulamalarla ilgili evet. Ya ben de şöyle bir fikrim var. Şimdi herkesin aklına bir şeyler geliyor. Önemli olan akla gelmesi değil, bunu gerçekleştirebilmek. Evet. Bir de sıkı bir eğitim. Şimdi sıkı, zor ya şimdi bir şöyle, eğitim. Şimdi bir şeyi, hani aklınıza gelen bir şeyi eğer gerçekleştiriyorsanız bir anlamı vardır. Sizin aklınıza gelen bir fikri gerçekleştirebilecek şekilde donanmanıza imkan sağlayacak da üniversiteyi bulup seçmeniz gerekir. Bu noktada hocamın söylediği şey çok önemli. Bakın bilgisayar konusunda, yazılım konusunda, yapay zeka konusunda hatırı sayılır bir şeyler üretmek istiyorsanız bir defa sabırlı olmanız gerekiyor. Ve bu yol o kadar da kolay bir yol değil. Yani şu anda mesela yaratıcı tarafı güçlü olan bir genç aday biraz bilgisayar da kullanıyorsa ediyorsa çok şeyler yapabileceğini hisseder. Ama emin olsun ki bilgisayar mühendisliği bölümüne girdiğinde, yazılım mühendisliğine girdiğinde, yapay zeka mühendisliği belki bölümüne girdiğinde orada bu yolun taşlı bir yol olduğunu fark edecek. Bir defa öncelikle evet. Herhalde hani izniniz olursa hocam bunu söylemek gerekiyor. Çok da zor, önemli olduğunu düşünüyorum. Zor bir yol. Yani çok canlanmış hani böyle paketi çok güzel bölümlerden biri ama sayıları sevmeyen, işte sabırsız, oda başında işte bilgisayar başında çalışmaktan sıkılan bir kişiyseniz mümkün değil hani o işte sebat etmeniz.